Selamünaleyküm. Tüm dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktaralım. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Kuzey Kore ziyaretinin ikinci gününde konuşuyor. Dünyanın en güçlüsü Kuzey Kore açıklamasını yapıyor. Neden böyle bir açıklama yaptı? Muhtemelen Kuzey Kore'den Rusya'ya daha fazla mermi gelmesi için, mühimmat gelmesi için bu şekilde gazı vermiş durumda. Bilindiği gibi Kuzey Kore Çin'deki ürünleri satın alıp daha sonrasında Rusya'ya yolluyor. Böylelikle Çin yaptırımlardan etkilenmemiş oluyor. Yine sabah saatlerinde Nijer'de darbe gerçekleştiği haberini servis etmiştik. Nijer'de darbe sonrası halk sevinçle sokaklara iniyor. Muhammed Bazoum mevcut cumhurbaşkanı devrilirken Rus bayrakları dikkat çekiyor. Böylelikle Wagner grubunun bir ülkeyi daha işgal etmesi bekleniyor. Zengin petrol ve maden yataklarına bilindiği gibi konuyorlar. Bugün Rusya'da gerçekleşen Afrika ülkeleriyle Rusya zirvesinde de bu bağlamda Wagner grubu başkanı Yevgeni Prigozhin'in Putin'in ağırladığı liderlerle tek tek görüştüğünü de hatırlatalım. Yani Putin'le Prigozhin arasındaki işbirliği dikkat çekiyor. Geçen günlerde yaşanan senaryoda bu bağlamda bir kez daha hatırlatılmış oldu. Yine Rusya Devlet Başkanı Putin 6 Afrika ülkesine ücretsiz tahıl sözü veriyor. Afrika'da nüfuzunu artırmaya çalışan Rusya'nın tahıl diplomasisiyle beraber bu çabasını genişletmeye çalıştığı dikkat çekerken Rusya'da Çin'le Afrika'da büyük rekabet halinde bu alanda artık Fransa ve Amerika'nın geride kaldığını, Türkiye'nin de nispeten 3. sırada olduğunu hatırlatalım. Tabii ki de biz onlar gibi işgal politikası uygulamıyoruz. Irak'ın Erbil kentine gidiyoruz. Uluslararası koalisyona ait olduğu düşünülen askeri bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü duyuruldu. Personelleri tahliye etmek için CH-47 helikopterleri bölgeye yollanıyor. Yine Rusya'nın Altay bölgesinde Mi-8 tip helikopterin düşmesi sonrasında 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Altay bölgesinde Mi-8 tipi helikopterin iniş esnasında elektrik kablolarına takılarak alev aldığı duyuruldu. Açıklamada düşen helikopterdeki 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve bu kişilerin tamamının turist olduğu duyuruldu. Çin şirketleri Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinde baraj ve 1160 megawattlık hidroelektrik santralleri inşa etme kararı aldı. Hükümetin basın merkezinden yapılan açıklamada Çolpanata şehrinde bugün düzenlenen Isık Göl 2023 6. Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında hidroelektrik santrallerinin inşası bağlamında Çin ile Kırgızistan arasında yatırım anlaşması imzalanıyor. Yatırımların toplam maliyetinin 3 milyar ABD doları olacağı tahmin edilirken hidroelektrik santrallerinin 2030'a kadar hayata geçirileceği ifadesi kullanılıyor. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov 3 gün önce 24 Temmuz'da enerji sektöründe 1 Ağustos 2023'ten 31 Aralık 2026'ya kadar olağanüstü hal ilan etmişti ve daha sonrasında bu şekilde bir anlaşma haberi paylaşılıyor. İstanbul'da yabancılar terör estirmeye devam ediyor. 16 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü. İstanbul'da göç sorunu bilindiği gibi tüm Türkiye'de var fakat en çok İstanbul'da var. Bu sefer terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyon düzenleniyor. 16 yabancı uyruklu şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşuyor. Kendisi Petersburg kentinde Rusya-Afrika zirvesinde şunları söyledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye yönündeki çatışmalarda ekipmanının %60'ını kaybettiğini söylüyor. Putin Rusya-Afrika zirvesinde gazetecilere demeç verirken düşman çok sayıda zırhlı araç kullandı. 26 tank dahil olmak üzere 39 birim ve 13 zırhlı araç vuruldu açıklamasını yapıyor. Yine Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait batı yapımı bir tankın Robotino yakınlarında yenilgi uğradığını duyuruyor. Geçen günlerde de buradan bir haber paylaşmıştık. Toplamda 23 Temmuz'dan bu yana 4 günde sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Sergeyevka yerleşim bölgesinde Rusya'nın merkez askeri grubu birliklerinin cephede 12 kilometre, iç kısımlarda 3 kilometre ilerlediği duyuruldu. Düşman savurması derinde açıklaması yapılıyor. Hava saldırıları ve topçu atışının Luhansk Halk Cumhuriyeti bölgesinde arttığı ifade edilirken bu yönde düşman kayıpları 185 Ukraynalı asker, 3 zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet, 2 D-30 obüsü, 1 Gvozdika kundağı motorlu topçu obüsü açıklaması yapılıyor. Diğer gelişmeler, tanklar bitti, atlar kaldı başlatılmış. İngiltere zırhlı araç yetersizliği nedeniyle Belarus ve Rusya sınırına süvari birliklerini yolluyor. İngiltere bunları Polonya sınırına yolluyor. Bu bir şaka değil açıklaması yapılmış. Ruslar da karşılık olarak geyik yollayabiliriz esprisini yapıyor. Rusya'nın geyikli birlikler olduğunu da hatırlatalım.
Bu bir gerçek değerlendirmesi yapılmış. NATO, Avrupa'nın doğu kanadında askeri varlığının bir parçası olarak bu bölgeye süvarileri yollama kararı almış durumda. İlginç olan 21. yüzyılda kuvvetleri savaşın ilk hattında olması beklenen gezegendeki en büyük askeri ittifaklardan birisinde süvari tümeni var. İngiltere neyi planlıyor değerlendirmesi yapılmış. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından şu açıklama yapılıyor. MK ile Azerbaycan Savunma Sanayi Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında kardeş iki kuruluşun kapasite ve yeteneklerinin belirlenmesi, iki ülke ihtiyaçlarının müşterek değerlendirilmesi, yeteneklerin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımı konusunda anlaşma imzalandı. Fransa'ya ait askeri bir uçak hava sahası kapalı olmasına rağmen Nijer'e indi. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar konuşuyor. Kendisi şunları söyledi. Azerbaycanlı mühendisler Baykar'ın da desteğiyle akıllı insansız sistemlerin geliştirilmesi üzerine çalışıyor açıklamasını yapıyor. Rusya'nın Karabağ'daki işgal birliği Azerbaycan'ın yolu kapamasından sonra Mi-8 helikopterleriyle Ermenistan'a silah taşımaya başladı. İkmal uçuşlarına ilişkin yeni raporlar ve amatör kamera görüntüleri servis ediliyor. Yunanistan'a gidiyoruz. Yunanistan'da geçtiğimiz hafta başlayan orman yangınları kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ediyor. Yine görüntüler Rodos Adası'ndan. Yetkililer adadaki yangınların ülke genelindeki en tehlikeli ve en büyük yangın olduğunu da dikkat çekiyor. Burada bizi ilgilendiren bir gelişme var. Yine Yunanistan'da Volos'ta Yunan Hava Kuvvetleri mühimmat deposunda alevler çıktı ve daha sonrasında buradan patlama sesleri duyuluyor. Nüfusun tahliye edildiği yönde haberler paylaşılmış. Ülkemizi çok yakından ilgilendiren bir gelişme Yunanistan medyasında 27 Temmuz'da akşam saatlerinde şu haber servis ediliyor. 111. Muharebe Kanadı yakınında bu bölgede depolarda patlamalar oldu, yaralıların olduğu ifade edilmiş. Yunanistan yanmaya devam ederken Yunanistan Hava Kuvveti füzelerinin bulunduğu depodan bahsediyoruz. Bu depoya yangınların girdiği için durumun zor olduğu ifade edilmiş. Olay yerinde ERT muhabirine göre şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Yerel medyaya göre Volos'ta ve tüm bölgelerde en az 3 çok güçlü patlama olmuş durumda. Yunanistan ordusunun büyük mühimmatlarının bulunduğu noktada patlamalar gerçekleşiyor. Yangının ordu kamplarına girdiği, askerlerin bölgeden kaçmaya çalıştığı yönde haberler paylaşılmış. Bölge sakinleri şu an mutlak bir kargaşa içerisinde. Çok şiddetli patlamalar var. Evlerin ve dükkanların camlarında hasara yol açmış durumda. Yunanistan ordusunun büyük üslerinin bulunduğu noktalar tek tek patlıyor. Biz de bu gelişmeyi takip ediyoruz dostlar. Zaten gerisini siz de anladınız. Bunun dışındaki diğer haberlerimizi aktaralım. Nijer'den de yeni görüntüleri görmektesiniz. Nijer'de yanıyor. Ordu yanlısı, darbe yanlısı halkın 13 yıldır iktidarda olan Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi'nin başkent Niamey'deki genel merkezini basarak içindekileri ateşe verdiği yönünde de maalesef üzücü görüntüler paylaşılmış. Afrika ülkeleri darbeler kıtasından bahsediyoruz. Afrika demişken Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunuyor. Amerika 2021'de imzalanan 118 adetlik tedarik sözleşmesi kapsamında Sırp Silahlı Kuvvetleri'ne 66 adet yeni Humvee teslim etti. Kalan araçlar 2024 yılında teslim edilecek. Putin'in ordusuna Amerika tarafından sevkiyat şeklinde de espri yapılmış. Ukrayna ordusuna ait cephe hattında bulunan bir tankın üzerinde Bozkurt işaretini görmektesiniz. Kosova Başbakanı Albin Kurti, kendisi Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la güvenlik alanındaki işbirliğini ele alıyor. Buradan da çeşitli görüntüler paylaşılmış. Türkiye'de bilindiği gibi geçen günlerde 4 FETÖ teröristini iade eden Kosova İstihbarat Başkanı görevden alınmıştı. Bu da hala Kosova'da FETÖ'nün etkili olduğunu gösteriyor.